Bu küçük model, Jean-Baptiste Carpo tarafından yapılmış. Küçük bir heykel ve hızla yapıldığı belli. Bence bunun yapımı en fazla birkaç dakika sürmüştür. Hızlıca üst üste konulmuş parçalar gibi gözükse de aslında altta ailesinin hikayesi yatmakta. Le trait d'union, Fransızca'da tire koymak anlamına, İki kelime arasındaki ihlallerin iyileşmesi anlamına geliyor. Burada da çocuk karpo ve karısı arasındaki zor ilişkiyi iyileştiriyor. Kadın çok güzeldi, çekiciydi. Herkes onu çok severdi. Kocası ise biraz canavardı. Kıskançlık yüzünden kadının peşine dedektifler salmıştı. Küçük oğulları ise hastaydı ve ölmek üzereydi. Ama kurtuluşu onları bir araya getirdi ve sanatçı bunun anısına ve iyileşmenin anısına bir sürü iş çıkardı bence mermer olarak bu kadar güzel durmazdı küçük olması ve kil olması ki kil insan bedenine daha da bir benzer onun samimi ve mütevazı kalmasını sağlıyor sadece kadın dönük durumda ve kıyafetler araya girmediği için her kası her vücut parçasını daha iyi okuyabiliyoruz Böylelikle figürlerin çıplak duygularını da görmüş oluyoruz. Bunlar sadece azıcık kille yapılmış. Üzerinde sanatçının parmak izleri de var. Bazı açılardan ne olduğu bile tam olarak belli değil. Adamın ellerinin varlığını hissetmeye başlıyorsunuz. Sonra da devamını arar hale geliyorsunuz. Ailesiyle olan ilişkisine hayranım. Çok tutkulu. Hatta Biraz acımasız davrandığı bir dönem olmasına rağmen hızlı karalamalar samimi hislerin ve tutkulu yeteneğin açığa çıkışı olabiliyor.